Merhaba dostlar. Üçüncü bölüm yayınlandı ve serimiz kaldığı yerden her pazartesi olduğu gibi devam ediyor. Bölüm Rainer'in geçmişini hatırlamasıyla başlıyor. Babası bir Marley'li, annesi ise Eldiyalı olan Rainer, babası tarafından küçük yaşta terk edilmiş. Nedeni ise annesinin Eldiyalı olması. Annesiyle yaşayan Rainer bir gün Marley'li olmak umuduyla askeriye yazılıyor. Küçük yaştaki Rainer'in askeriyedeki anılarını gördüğümüz anlarda karşımıza onunla birlikte askeriyede olan ve Paradis Adası operasyonunu birlikte yürüteceği ekip ile de karşılaşıyoruz. Bu ekip Annie, Bertolt ve Marcel. Bu operasyon öncesinde tabii ki operasyona katılacak kişilere titanları veriliyor. Kimin hangi titanı neden aldığını bölümden kısa bir video koyarak anlatacağım.東京技術でここまで恐ろしい兵器になっちまうとはな。何より奴の血には秘めた力がある。車力の巨人は並外れた持続力で長期間の任務に対応できる。用途に合わせた兵装も可能で作戦の幅が広がる。判断力のあるピークで間違いないだろう。そして超大型巨人。Paradis Adası'na gönderilen ekibimiz tanımadığı bir ortamda olduğu için ve küçük yaşta görev verilmenin de sorumluluğuyla biraz gergin hareketler sergiliyorlar. O sırada Marcel artık iş işten geçtiği için Rainer'e bir şey itiraf ediyor. Normalde Rainer'in zırhlı titan almasının neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Marcel, kardeşini korumak amacıyla onu komutanlarına kötülemiş, Rainer'i ise övmüştür. Bu sayede de normal şartlarda almaması gereken zırhlı titan Rainer'e verilmiş. Bunu öğrenen Rainer biraz yıkılıyor ama işleri değiştirmek için artık çok geç. Artık ileriye bakmanın zamanı. Ekibimiz çok geçmeden bir titan saldırısına uğruyor. Bu saldıran titan ise Ymir. Ekip titan güçlerini yeni aldığından bu güçleri tam olarak kullanamıyor ve titana karşı mücadele veremiyor. Çene titanına sahip Marcel, Ymir'in kurbanı oluyor. Ymir'in de nasıl akıllı titan sahibi olduğunu ve çene titanı güçlerini nasıl almış olduğunu da böylelikle öğrenmiş oluyoruz. Ekip lideri Marcel'i kaybeden Annie aşırı stres altına giriyor ve Rainer'e saldırıyor. Gerçi Annie'nin normal halde böyle saldırganca. Buradan sonra ise Rainer ipleri eline alıyor ve Marcel yoksa ben varım diyerek ekibin yeni lideri oluyor. İçeriye casus olarak sızmak için Volmaria'yı yıkan ekip, daha sonra kurucu titanı ortaya çıkarmak adına Volroze'yi yıkmak için plan yapıyor. Bu arada Annie'nin Levi'nin manevi babası Kenny'yi takip ettiğini de görüyoruz ara sahnede. Bu sahnede muhtemelen Kenny'nin Historia'nın yemesi için Eren'i kaçırdıkları bölüme bir referans niteliğinde. Plan ise şuydu. Rainer ve Annie'nin ekibi Kenny ile anlaşarak Eren'i kaçırtır ve Rod Reiss'e getirir. Rod Reiss, Historia'ya Titan serumu vererek Eren'i yedirtir ve Eren'in tüm güçleri Historia'ya geçer.
Historia'da kraliyet kanı mevcut olduğundan Rainer'ler Historia'yı kaçırırsa hem kurucu titan, hem atak titanı, hem de kraliyet kanına tek bir bedende sahip olabilir. Bu plan ne kadar kusursuz gibi gözükse de bazı öngörülemezlikler planı sekteye uğrattı tabii ki. Ve geldik bölümün en can alıcı yerine. Geçen bölümde Eren mi değil mi tam olarak anlamadığımız ve bizi ikilemde bırakan bir kişi görmüştük. Falco bu kişiye yardım etmişti. Bu bölümde ise Falco'yu o askerle tekrar karşılaşırken görüyoruz ve o kişinin konuşmanın sonunda Eren olduğunu kesin olarak anlıyoruz. Rainer'den eskiden aldığı tavsiyeleri Falco'ya veren Eren, yalnızca cehennemin ötesine ulaşan kişilerin anlayabileceği bir durumda olduğunu ima eden bir konuşma yapar ve bölüm burada sonlanır. Yakın zamanda Eren nasıl ve neden Marley'e geldi adlı bir video yükleyeceğim kanala arkadaşlar. Kanala abone olarak bu ve benzeri videolardan haberdar olabilir, bize destek olabilirsiniz. İyi günler. Komedi gibi zor işin aslı kepini ters tak iki çatla kesti yolu topu tepe takla ikinci round fight club içeri geç yer katta güne kana telebi bu gece şuna iyi bak özünleriniz bu işin akademisyeni bir tab olur 79'dan beri değişiyor hip hop elleriniz alla yeni